Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar, an itibariyle tarihlerimiz 28 Şubat 2023. Saatlerimiz ise 18.50'yi gösteriyor. Sizler bu videoyu 1 Mart 2023 saatler 12.00'ı gösterdiği anda izlemeye başlayacaksınız. Yeni bir aya giriyoruz. Yeni hayallerimiz, yeni umutlarımız, yeni planlarımız var. İster istemez insan düşünüyor. En azından kendi adıma konuşuyorum. Geçtiğimiz ayın bugünlerinde yani ocağın sonlarında, şubatın başlarında da yapılacaklar listesi hazırlamıştım. Pek çok planım, projem vardı. Şu videoyu çekeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım ama işte maalesef ki nasip kısmet olmadı sevgili dostlar. Ee, bakalım Mart ayı bizler için neler getirecek? Umarım güzellikler, hayırlar getirir. Ee, buradan bir vesileyle daha... Ee, tekrardan etkilenen bütün izleyicilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ve sıkıcı şeylerden daha fazla bahsetmeden önümüze bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Herkes e, gücü yettiği takdirde elinden geleni zaten yapmaya çalışıyor. Bizler de aynı şekilde e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama şu anda kanker olarak karşınızda yapabileceğim en güzel şeyin en güzel videoları çekmek olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda yine Mart ayı için bir proje oluşturdum, bir video listesi oluşturdum. Bol miktarda video çekeceğim. Eğer her şey yolunda giderse ilk etapta onu söyleyeyim. Ana kanalda ay boyunca ikişer tane video paylaşmayı planlıyorum. Yine aynı şekilde ikinci kanalımızda da akşam saatlerinde bir video olmak üzere toplamda günlük 3 tane video çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle kısaca bir bahsedeceğim. Tablom orada duruyor bak birazcık bakıp kopya çekmek istiyorum. Bu ay boyunca neler yapacağız? Arkadaşlar, e, klan oyunları bu videonun konusu. Yarın çekiç yükseltmeleri yapacağız. Sebebini detaylı açıklayacağım. İşte sonrasında sen yeter ki iste, hemşerim bir hayalim var serileriyle e, ayın 4'üne kadar devam edeceğiz. Ayın 4'ünden itibaren de Mart 2023 Klan Savaş Liglerinin birinci gününden itibaren izlemeye başlayacaksınız. Yine 7 günlük savaş sürecini elimden geldiğince eksiksiz bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağım. Sonrasında ayın 13'ü itibariyle Global Clash Cup'ın 7. sezonu başlayacak. Malumunuz, işte tahmini farazi söylüyorum. 14-15 Mart gibi de Global Clash Cup videolarını ağırlıklı olarak çekmeyi düşünüyorum. Toplamda 14 haftalık bir süreç olacak. Çok güzel savaşların, mücadelelerin olacağını şimdiden görür gibiyim. Bakalım hayırlısı. Şimdi bu videoda neler yapacağız onunla alakalı konuşalım. Arkadaşlar toplamda 22 tane hesabımda 14 15 tanesinde 4000 olmak üzere toplamda 62900 puan kastım. Bazıları ödülleri beğenmediler ama benim için bir savaş kitabı ve iksir rünü oldukça kıymetlidir arkadaşlar. Özellikle yükseltme videolarında bayağı işe yarıyor. Dolayısıyla var gücümle çalıştım ve alttan yukarıya doğru pek çok hesabımda bu ödülleri topladım. 5-6 tane köyüm vardı. Bu hesapta bu videoda o hesaptaki ödülleri toplayacağız. Bununla birlikte sezonun son gününde olduğumuz için kahramanlar kitabı bu hesapta almış durumdayım ama almadığım hesaplarım da var. 3-5 puan falan kaldı bazılarında. Bu videoda yine o kahramanlar kitabını almak için görevler yapmaya çalışacağım. Yani öyle serbest takılacağımız bir video olacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan işimize gücümüze başlayalım. Sizlerden ricam odur ki videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim belediye binası 15 ana hesabımızda başlıyoruz. İki tane işçim boşta klan kalesinde ganimet yok. 206 bin kara iksirim var. Şimdi ödüllerde kara iksir olduğunu biliyorum. Bir tane de sezonun sonundan gelen kahramanlar kitabı var. Bir bakalım eğer klan oyunlarından gelecek olan kara iksirle hayvan barınanda yükseltme yapabiliyorsak kara iksire ağırlık vereceğim. Mesela en ucuz olarak gördüğüm 265 bine zehirli kertenkele var. Ee, eğer 275 ulaşabilirsek buzul morsunu da basabilirim. Yani yaklaşık bize bir 70 bin civarında kare iksir lazım Bir de buradan 300 madalya ile 25.000 alsak 50.000 kare iksir Acaba çıkar mı göreceğiz 28.800 var 7.200 var sanırım çıkmayacak Ne yapalım o zaman eğitim iksirini mi alalım birinci slottan Bak daha dakika bir gol bir ben kafam karışmaya başladı Tamam birinci slottan kare iksiri aldım İkinci slottan iksiri alacağım Diğer olan her şey zaten full seviyede 3. Ee, slottan 40 taşımı alalım 4 duvar yüzüğümü duvarlar baya bir canımızı sıkacak en son 70 tane falan duvarım kalmıştı bu hesapta bakalım kaç tane kalmış 69 tane kalmış bir tane daha basmışım bir sonraki slottan 28.800 kara iksiri alacağım 5. Ee, slottan 6. artık kaçıncıysa 7.2 milyon altını tercih edeceğim çünkü iki tane işçi boşta ve full depo altınla bir tane yükseltmeye gidebiliyoruz. O yüzden kritik bir ihtiyaç benim için. Buradan da savaş kitabını ve ekstra ödül olarak da arkadaşlar tabii ki de ne yapacağız? İki tane inşaatçı hızlandırmayı değil, tabii ki de iksir rününü alacağım. Diyecektim şaka yapacaktım yapamadım. Bak iksir rünüm varmış. E şimdi böyle bir pozisyonda iksir rününü kullanmak mantıklı olur mu acaba diye düşünüyorum. Acaba iksir rününün hani satıp 50 taşa çevireceğiz. E satıp 50 taşa çevireceğimize 100 taşı alalım. Daha mantıklı olmaz mı acaba? Ya da engel küreği ya da hızlandırma falan mı? Vallahi çok kararsız kaldım ya. Hayır iksirle duvar basmanın haricinde yapabileceğim hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. O yüzden birazcık tereddüt ediyorum. Şu klan kalesindeki ganimetleri bir toplayacağım. 9.7 milyon iksirim var. Zaten bu her türlü bir tane duvar basacağız. Patlattım. Şimdi eğer iksir kullanırsam 2 kere 8 16'dan 2 tane daha duvar basabileceğim. 2 tane duvar basmak sizce 50 taştan daha mı kıymetli? Bence değil ya. Bence değil arkadaşım. O yüzden iksir ürünü değil. 100 taşı tercih edeceğim. Şimdi daha vakti var biliyorum ama belediye binası 16 da gelecek. O yüzden taşların sayısını ne kadar yukarıda tutarsak bizim için o kadar iyi bir yatırım olacaktır yani. Yatırım tavsiyesidir. Taş biriktirin arkadaşım. Evet. Şimdi iki tane işçimiz boşta. 9 milyon altınla yapabileceğim hiçbir şey yok. Ee, Şöyle bir şey deneyeceğim. Şuradan 500 bin altını topladım. 25 bin kare iksir aldığım takdirde 25-42 daha 267 bin kare iksire ulaşmış oluyoruz. 267 bin kare iksirle de en azından zehirli kertenkeleye seviye veririz ya değil mi? Aynen aynen. Şuradan bir kare iksir satın alacağım. 267 bin kare iksir karşılığında. Aslında işte gönül istiyor ki buzul morsunu mu bassak? <laughs> Valla birazcık kararsız kaldım. Sesimi bile yansıdı. Kaç gün sürüyor? 6 gün. Bu kaç gün sürüyor? 7 gün. Ulan bir gün. Ne kadar açığımız var? E, 275 bin, 267 bin, 8 bin kare iksir açığımız var. O zaman pamuk eller cebe saldırıya gitmenin vakti geldi arkadaşım. Hemen bol kara iksirli güzel bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar abartmıyorum 20-30 tane köy aradım bir türlü kara iksir çıkmıyor hatta size de ispat etmek istiyorum bunu bak 7600 kara iksiri ihtiyacımız var 6500'ün üstüne vermiyor bir türlü Neyse 6500 güzel bir miktar. Üçlendiği takdirde 33 kupa verecek. Buraya bir saldırı yapalım o halde. Şimdi kraliçe yürüyüşlü Lalo saldırısı gerçekleştireceğim. E, Klan karesinin dolu olma ihtimali söz konusu. Amblemi var. Alt tarafta kaya saçar, kartal topu ve çoklu cehennem kuleleri. Aslında şuradan çoklu cehennem kulesine doğru sağ taraftan gönderebilirsek kraliçeyi. Şuradan duvar kırıcılarla birlikte belediye binasına kadar bile gitme ihtimalimiz söz konusu. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Şöyle bir tane mayın eşiği ve bebek ejder bıraktım. Şurada bir tane sinsi goblin. Şu inşaatçı kulübesine de iki tane balon atalım da aradan çıksın temizlensin orası ya. Tamam. Tam şöyle şu noktadan kraliçe bir tane mayın eşiği devamında beş tane şifacı. Tam şöyle şu noktada kullanacağım bir süper duvar kırıcı ile birlikte kraliçeyi oradan içeriye sallamış olacağız. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi birazcık bekleyeceğiz kraliçenin yön seçmesini. <laughs> Tam şöyle şu noktada bir öfke büyüsü patlatıyorum. Agresifinden, temizinden, helalinden. Evet şimdi şu X yayının inmesini beklemeden şurada bir duvar kırıcı kullanırsam tam istediğim noktada çalıştı. Birazcık daha sol taraftan bıraksaydım muhtemelen ilk X gidecekti. Hiç şakaya gelmez ben burada bir tane daha öfke büyüsü patlatıyor. Üçüncü duvar kırıcıyı da kullanıyorum. O duvar açıldıktan sonra ya kartal topuna ya da uf kartal topu işte bundan bahsediyorum arkadaşım. Muhteşem bir noktada çalıştı ama kraliçenin oraya gideceğinden emin değilim. Soldan giderse binayı kaya saçarı alırız. Güzel. Sağdan giderse çokluğu şampiyonu alırız. O da güzel. Sakin 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 görünmezliği kullandım. Ve şu noktadan kralı ve şampiyonu da mevzilendiriyorum. Sol tarafta da kraliçenin hasarını birazcık azaltsın istiyorum. Şöyle zehir atsam mı? Klan karesinin dolu olma ihtimali hala daha söz konusu. O yüzden yapmayacağım bunu. Şurada son öfke büyüsünü de kullanıyorum. Gerekirse dondurmayı da kullanacağım. Kraliçeyi hayatta tutabilmek için gayet güzel. 1 dakika 34 saniye süre ama şu kraliçe binaya bir yapışsa bastım özelliğine tamamdır. Binayın indikten sonrası açıkçası çok da umrumda değil. Şuradan ne yapacağız? Bir tane tazı kral orada şampiyonu alır mı? Ee, kral orada şampiyon alacak. Biz saldırıya buradan başlayalım. Şöyle tazı balonlar devamında koruyucu kelle avcıları. Yanlışlıkla yine kralın özelliğine bastım. Ben neden çok fazla yapmaya başladım bunu ya? Yani var ya gerçekten akıl alır gibi değil. Şurada bir dondurma büyüsü, iskeletlere bir zehir. Kaya balonun arkasına balonları spamlamaya devam ediyorum. Böyle minyonları da unutma kankarır kardeş. Çoklu cehennemle monoliti dondurdum. Ee, kaya saçarlı alt taraftaki çoklu cehennem kulesini de donduruyorum. Fazla sayıda balonumuz var. 3 yıldızın gelmiş olması lazım. Bana öyle geliyor yani. Son dondurmayı da yine kaya saçar ve çoklu kule için kullandım. Sağ tarafta 35 seviye şampiyon varmış. Ben bunu daha yeni görüyorum. Eyvah. Ortalık karışabilir demedi demeyin. Burası karışacak. Vaziyet alın arkadaşım. Şuraya iki tane sinsi goblin bir tane büyücüm kaldı. Bunu nerede kullansak mantıklı olur diye düşünüyorum. Bak sesim titremeye başladı. Titret tit, tit, mi benim sesimi? Titret titme. Tit, 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 <laughs> evet. Kralın haricinde bütün askerlerimizi sanırım kaybettik gibi bir şey. Kral şampiyonu alacak. Koruyucu alteri. Kralıma kitlendiği anda şuradan büyücüyü bırakıyorum. Laboratuvarda o şekilde indirmiş olacağız. Sanırım ucu ucuna da... Do... Lan vicdansız koruyucu. Sen barbar kralı bırakıp Niye büyücüye vurdun? Muhtemelen krala kitlenmemişti. Minyona kitlendi. Sonrasında büyücüye yakın olduğu için krala değil büyücüye vurmaya başladı. Neyse işte. Alnımızı nakarı 3 yıldızı patlattık. 276 bin kara iksire de ulaşmış durumdayız. Hemen yeni ordumuzu eğittim. Klan karesini isteği tazeledim arkadaşım. Şimdi efendim efendimin alası hayvan barınağına geliyorum. Ve <laughs> sırf bunu yapmak içindi bütün bunlar. 275 bin kara iksiri patlatıyor. Kahramanlar kitabıyla da şakladanak bitiriyorum arkadaşım. İyisiyle kötüsüyle 8 seviye bir buzul morsumuz var artık. Şimdi 11 milyon altında yapabileceğimiz bir şey yok. Burada da bir şey kalmadı. İnşaat üstüne gidelim. Şunları toplayalım. Ağacı kaldıralım. Diğer hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyor. Pekala efendim evladım gibi sevdiğim açtığım ilk yan hesabım belediye binası 15 köyümüze girişimizi yaptık. Bu arada aklıma geldi söyleyeyim hemen. Neden çekişleri bu videoda kullanmıyorum da yarın kullanıyorum? Şu sebepten dolayı arkadaşlar. Yarın çekeceğim videoda abartısız söylüyorum yaklaşık 30 tane çekiç kullanacağım. 15 tane hesabımda çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yan yükseltmeler de yapacağız tabii ki de. Ee, şimdi neden bu videoda değil? Çünkü görüyorsunuz boşta işçi yok. Ben şimdi bu videodan sonra hesapları hazırlayacağım. inşaatçı iksirlerini kullanacağım. Gerekirse taşlayacağım. Hesapları çekiç kullanılabilecek hale getirmeye çalışacağım. O yüzden bugün kullanmıyorum. Şunu alalım. Ne var burada? Laboratuvar falan boşta mı? Bir bakacağım. Hayvan barınağı dolu. Bir gün 11 saat. Koruyucunun yükseltmesi devam ediyor. Laboratuvarda dolu. Kafamıza göre toplayabiliriz o zaman ödülleri. Güzel. Şimdi birinci slottan kara iksiri ihtiyacımız yok. Çünkü klan savaş ligleri gelecek. Hero yatıramam bu saatten sonra. İkinci slottan güç iksirini alacağım. Üçüncü slottan duvar, duvar Aldım duvar yüzünü aldım. Büyülü öğelerimiz zengin olsun. Yükseltme videosunda kullanırız diye. Bir sonraki slottan bunu alacağım. <laughs> Her ne kadar süper iksir 25.000 kara iksir değerinde olsa da e, saldırı yediğimizde kaybetmeyeceğimiz için esneklik açısından bence süper iksir daha kıymetlidir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım yani. Buradan inşaatçı hızlandırmayı alacağım. E, savaş kitabını ve ekstra ödül olarak da burada iksir ürünü tercih edebilirim. Çünkü hali hazırda ikincisi elimde mevcut değil. Yine yarın çekeceğim videoda işte savaş kitabıdır, iksir rünüdür. Bunları kullanmayı pek düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü madalyaları her ay garanti alıyoruz. Yani bonus madalyaları da verdiğimde ne kadar kötü birlik geçirirsek geçirelim. Birer tane çekiç alacak madalyam oluyor. Garanti cepte yani. Ama mesela altın bilet alınmayan hesaplarda savaş kitabı iksir rünü garanti gelmiyor. Bu sefer yükseltme videosu çektiğimizde içerik zayıflıyor. O yüzden onlara dokunmayacağım. Şöyle bir inşaatçı üstüne de uğrayalım. Şunu hızlandırdım. Laboratuvar boşta. Yetiyor mu ganimet? Aman diyeyim yanlış işler yapma kankırır kardeş. Tamam. Bu hesapta tamam. Diğerine geçiş yapıp hemen geliyorum. Pekala efendim. Kankırır 2 hesabımızdayız. Şöyle bir bakalım neler varmış. En yakındaki işçi bir gün 17 saat sonra boşa düşecek. Pekala o bir cepte dursun. Hayvan barınağımız boşta. Yükseltme yapabileceğimi düşünmüyorum. Liklerden dolayı. Şunu bir alalım. Laboratuvar ne alemde? Laboratuvar da dolu. Dolayısıyla yine gönül rahatlığıyla ödüllerimizi toplayabiliriz. Şimdi birinci slottan aynı sebeplerden ötürü eğitim iksiri. ikinci slottan güç iksiri. Çünkü liglerde hangi orduyu kullanacağım belli olmuyor. Baskın madalyalarını kullanıyorum. O yüzden iksirden daha kıymetli geliyor bana. Benim oyun anlayışıma göre. Benim içinde bulunduğum pozisyona göre öyle söyleyeyim yani. Bir diğer slottan 4 tane duvar yüzüğünü alacağım. Buradan süper iksiri alacağım. Buradan Altın aslında altın bizim ihtiyacımız olacak ya. Burada da çok pahalılaşmaya başladı savunmalar. Özellikle ağır savunmaları aradan çıkartmak istiyorum. O yüzden klan kalesini bir toplayalım. Buradan altını tercih edeceğim. Ya da lan inşaatçı hızlandırmayı mı alsak? Şimdi burada yarın video çekeceğim ben. Hızlandırmam var mı? Bir tane var. Kaç tane hızlandırıyor İki tane hızlandırmam var. Lan yine 7.2 milyon altını kasarız 10 dakikada. Biz yine hızlandırmayı alalım arkadaşlar. Boş verin siz. E, son slottan savaş kitabını ve ekstra ödül olarak da tabii ki de ne yapacağız? X rününü alacağız arkadaşlar. Şimdi burada yapacak bir şey var mı? 500 bin altınımızı alalım. Peki burada da kahramanlar kitabını almışız. Mükemmel. Kusursuz ilerliyoruz şu ana kadar. Burada da şöyle laboratuvarda bir yükseltmeye gidemiyorum. 120 bine şöyle bir mayın yükseltmesine gideceğim. Ve diğer hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar şimdi sırada Kankarır YT köyüm olacak. Geçtiğimiz ay yanlış hatırlamıyorsam belediye binası 15'e geçiş yapmıştık. Ve bu yüzden ordu kamplarımız henüz tamamlanmış durumda değil. Bu yüzden ben önceki günlerde fırsat buldukça bu ve bunun gibi birkaç tane köyüme girip ekstra bir çaba harcıyorum. Ganimet kasıyorum sinsi goblinlerle. İksir'den de zaten anlayacaksınız bir ordu kampı yükseltmesine gideceğim. Hatta hiç lafı uzatmadan direkt yapıştırsak mı? En yakın işçi yine 2 gün 11 saat sonra boşa düşecek. Gerekirse taşlayacağız. Gerekirse hızlandırma kullanacağız. Biz şöyle ordu kamplarından bir tanesini 19 milyon iksir karşılığında yükseltmeye alalım arkadaşım. Tamam. O cepte. Şimdi bir tane ordu kampını basmışız. ikincisini basmışız. Üçüncüsünü basmışız. Sadece bir tane kalıyor. Onu da yarın kullanacağımız inşaat çekiciyle tamamlayacağız. Ve bu hesapta da ne olmuş olacak? Çekişlerle işimizi özür dilerim. Ordu kamplarıyla işimizi halletmiş olacağız arkadaşım. Tamam. Şunu alalım ve ödülleri toplamaya başlayalım. Yani dolayısıyla iksir falan almama gerek yok. Yani zaten iksir de yokmuş da bir şurada var. Bak istemiyorum ya mecbur bırakıyor beni. Hücumdeleri kurma sebebim klan oyunlarında iksir varsa gerek yok almayalım. Bunu anlatmak için de ama mecburen alacağız. neye niyet neye kısmet görüyorsunuz. Eğitim iksiri buradan iksiri aldım. Duvar yüzükleri. Buradan süper iksiri alacağım. Hızlandırmayı alacağım. Savaş kitabı ve ekstra ödül olarak da Tabii ki de bu hesabı özel arkadaşlar ne yapacağım? Bir tane inşaatçı hızlandırma değil. <laughs> Heyecan yapmayın. X <laughs> ürününü aldım mı oldu bitti gitti bu iş. İnşaatçı üstüne de bakalım. <laughs> bir tane işçim boşta. 300 bine bir yaylı tuzak basıyorum. Bu arada son zamanlarda her hesabı turladığımda girdiğim her hesabımda inşaatçı üstüne eskiden çok uğramazdım. Hiç bakmazdım bile yani. Ganimet var yok onu bile bilmezdim. Ama bir güncelleme gelecek ya arkadaşlar. O yüzden böyle bir şevk geldi. Hani giriyorum en azından çarı çöpü toplayıp öyle çıkıyorum yani. Heyecanla bekliyoruz inşaatçısı 2-0'ı. Bakalım nasıl olacak. Burası da tamam. Bir iki tane daha hesap kaldı. Ee, değiştirip hemen geliyor. Evet efendim bilenler bilirler. Bu köy adam oldu hesabımızdayız. Bütün savunmaları duvarları birinci seviyedeyken başladığımız bu köyü belediye binası 15'e geçirmek üzereyiz arkadaşlar. Aslında liklere yetiştirmeye çalışıyordum ama baktım ordu kampları falan aradan çıkmayacaktı o yüzden çok aceleci davranmak istemedim. Şu anda binayı 5. kademeye gönderiyoruz. Likler bittikten sonra muhtemelen bu hesabı da 15 yapacağım. Ee, Nisan liklerine kadar da Belediye binası 15'te ordu kamplarıyla falan adam akıllı bir hesap olarak savaşlara dahil edeceğim bu hesabı da. Şimdi 2 tane işçimiz boşta. Klan kalesindeki ganimetleri topladım burada neler varmış kahramanlar kitabında 10 puan ayıptır günahtır yapmayın etmeyin böyle şeyler 5 tane engel kaldırırsak açığı kapatıyoruz kesin yoktur ben biliyorum abi ben biliyorum yani ben biliyorum İstesen, istemesen buralar çar çöp olurdu yani ama 5 tane engel kaldıracağız ya çıkmaz hadi burada 3 tane var desem e o zaman mecburen şey yapacağız ya karşılıklı savaştan bir yıldız alacağız başa gelen çekilir arkadaşım yapacak bir şey yok ya. Yani. Buradan bir %50'yi alalım da çıkalım hemen. Ee, top arabalarını spamlamasak oyun bir yanına yeterli olacaktır. <laughs> Affedersiniz. Böyle top arabalarını şşt, sakin. Makineyi de bırakıyorum. 4-5 saniye sonra %50'yi alırlar biz de işimize gücümüze bakar Bak sayıyorum. 5 4 3 2 1 0.7 0.5 bak tam dediğim gibi 5 saniye içerisinde %50 yıkım yüzdesine ulaştık. Buradan gelecek olan puanla birlikte ne yapıyoruz? Kahramanlar kitabımızı alabiliyoruz. Elimde hala hazırda bir tane olduğu için şu anda onu alamıyorum. Bir bakalım kullanabileceğimiz bir yer var mı? Hayvan barınağı var veya hero basabilirim. <laughs> şu anda yükseltmede olan hero <laughs> var mı onu merak ettim bir bakacağım. 69 aslında kralı basabilsek ne kadar da güzel olurdu 70 olurdu. Bir tane de kahraman güçlendirme iksiri alsana 75 seviye kral. Hmm. Abi ne kadar üstü 261 bin. Madalyam var mı? Bu madalyalarla güç ve kahraman iksiri de almam lazım. Madalya da yok. Hiç gözünün yaşına bakmıyorum fark ettiyseniz. Liklerde çünkü çok lazım oluyor. Ee, koruyucu basayım diyeceğim. Koruyucuya da iksirim yetmeyecek. O zaman bu kahramanlar kitabını kullanamayacağız arkadaşlar. Yapacak şey. Yarınki videoda kullan. Ama yarınki videoya kalmaz. Çünkü 15 saat sonra bitecek. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Neyse şu ödülleri bir toplayalım da sonrasında sonra karar veririz. Gerekirse videodan sonra ben ganimet kasar kralı 70'e yollarım. O yüzden burada da kara iksir ağırlıklı oynayacağım. Buradan iksiri aldım. Duvar yüzükleri, kara iksir. Buradan altını alacağım. Zaten hızlandırmalar full. İnşaatçı iksiri de bize çok fazla iş yapmayacak. İki tane işçi boşta. Bir tane savaş kitabımız varmış. Bak sen şu işe yav. Bak bu hesap baya pürüz çıkarttı bize. Ha. Ee, savaş kitabını kullanabilmemiz için laboratuvarda 3 gün sürüyor. Neyse bunu da yarınki videoda şey bir şekilde. O şimdilik orada dursun sonra şey yani. <laughs> şu klan kalesindeki ganimetleri toplayacağım. 10 milyon altınımız var bununla bir yükseltmeye gidebiliriz hava savunması neden olmasın 10.5 milyon altını patlattım Elimizdeki son işçiyle de Yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok yani diğer hesaba geçiş yapıp hemen Geliyor Evet arkadaşlar bu da bizim son hesabımız olacak Bağış hesabının altındaki bütün hesaplarda Sabah saatlerinde Klan oyunları ödüllerini topladım Bakıyorum da videonun dakikası 24.40 Ham haliyle e, 5-6 tane hesapta bu kadar sürüyor düşünün 22 tane hesabı işte bu yüzden video dışında toplamak istedim çok sıkıcı oluyor uzun sürüyor ben kendim sıkılıyorum siz hayli hayli sıkılırsınız şimdi emektar bağış hesabımızdayız 5 tane işçimiz boşta ganimet lazımdır abi ganimet çok lazımdır ama öncelik kahraman iksiri Liklere hazırlık şimdi toplamaya başlayalım birinci slottan Eğitim iksirini alacağım. 7200 kare iksir. Zaten hero yükseltmesi yapamam. Kahramanlar kitabını almış mıyız? Bak burada kahramanlar kitabını alacağız daha. 590 puana ihtiyacımız var. Ee, döp döp döp. Yine bu da videonun sonrasında kalacak. Yani bu sıkıcı görevlerle videoyu şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden ben bunu videodan sonra hallederim. Diğer slottan şunu aldım. Üçüncü slottan duvar yüzüklerini aldım. Dördüncü slottan süper iksiri aldım. Altını aldım ya da hızlandırmayın bir dakika. Lan hızlandırmayı alsan ne olacak? 5 tane için boşta. Bu hesapta en son ihtiyacım olan şey inşaatçı hızlandırma iksiri arkadaşlar. İşte bağış hesabım mı var? Derdin mi var. Hem savaş kitabımız hem iksir ünümüz var. 15 güne madenciyi basmışım. Hatırlıyorum ben bunu daha yeni bastım ya. Ne kadar da güzel denk geldi istesen ayarlayamazsın. Kitabı gönül rahatlığıyla kullanıyorum. İksirimiz de neredeyse sıfır olduğu için iksir ününü de gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Depoları dolduruyoruz ve klan oyunlarından şöyle kitabı alalım önce. Ekstra ödül olarak da ne yapacağız? Tabii ki de iki tane inşaatçı hızlandırma. Değil arkadaşım. Hala da yiyorsanız sıra bakmayın benim sorunum değil yani. İksir ürünü alacağız tabii ki de. Evet böylelikle klan oyunları fastını da kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Şükürler olsun darısı başınıza. Kıskanmayın ne olur çalışın sizin de olur. Biz burada oyun oynamıyoruz yani işimizin gücümüzün peşindeyiz. 22 milyon iksirimiz var. Bir tane kahramanlar kitabı gelecek. Eğer elimde de bir tane varsa ki yokmuş. Koruyucu yükseltmesi yaparım diyecektim. O zaman onu yarınki videoda hallederim. Şimdi bir yükseltmeye gidelim bakalım. Öyle bir şey basmak istiyorum ki makslanmasın. Neden? Çünkü çekiç kullanmaya yer kalmıyor yükseltme videolarında. <laughs> Barbar makslanacak, okçu makslanacak, dev makslanacak, büyücü makslanacak. Ciddi misin? Madenci makslanacak. Bebek ejder de öyle. Titan zaten makslanacak. Arkadaş hepsi maxlanacak. Büyüler dahil. Lan bak sonra büyü çekicini kullanacak yer kalmıyor. O yüzden bunları basmak istemiyorum. Onun yerine kuşatma basayım diyeceğim. Onlar da maxlanacak. Vay arkadaş. Hangisini bassam? Ee, zeplin. Neden diyeceksiniz şimdi? Arkadaşlar zeplini basacağım ki bu hesap bağış hesabı olduğu için bütün zeplinlerimi atıyorum diğer hesaplara. Bu sefer burada saldırı yapacakken başka bir hesaptan buraya zeplin atmam gerekiyor. En azından bunu maxlayalım ki Zeppelin açığını kapatmış oluruz. Hesap içi saldırılardan bahsediyorum he. 5 tane işçimiz boşta. Klan kalesindeki ganimetleri sömürüyorum. İksirle yapabileceğim herhangi bir şey. Belki yarın koruyucu yükseltmesine gideriz. Kahraman kitabıyla o yüzden ellemeyeceğim. Altınla da şöyle bir inşaatçı kulübesi yükseltmesine gidiyorum. Şunları da bir toplayalım. Hızlandırmayı da bastım gitti. İşçi zaten dolu. Bunu da aldık mı? Tamam. Hakkını verdik diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de eğlendiyseniz ne ala memleket. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.